konuşalım. Şimdi amca kısaca özetçe ekonomi kötü dedi değil mi? Şimdi herkes ekonomi kötü diyor. Bak şimdi şu abinin elinde iPhone 13 var değil mi abi? Nereden gördün? Ben gördüm. Ben telefona çok dikkat edeyim bak. Telefon. Kaç para abi bu? 19 milyar. Şimdi bu telefon kullanan adamın altında en az 600-700 milyarlık araba vardır. Sadece bu değil. Herkes de aynı. Kısaca. Herkeste 600-700 milyarlık araba mı var? Çoğunda var abla. Çık dışarı. Çık dışarı. Var mı? Var. Telefonu. Hayır, telefonu kim alıverdi sana? Babam aldı. Sen mi aldın? Babam aldı. Ne hani? Ne iş yapıyor senin baban? Müteahhit. Ha? Müteahhit. Ha o zaman tamam. Senin gibi. Arkadaş tamam bak şey bir şey değinebilir miyim? Param var. İyi dinleyin. Baba iyi dinleyin. Telefonum da var. Arkadaşım, arabanın anahtarını iyi dinle. Çıkar. Ekonomi çok güzel. Arabanın anahtarını çıkar, arabanın anahtarını. Arkadaşım, işte o zaman konuş. Arkadaşım, ekonomi çok mu güzel? Ekonomi güzelse, bok gibi, bok gibi. Ekonomi çok mu güzel? Sen bu telefonu 5000 lira telefonu Avrupa'da kadar bir maaşına 2'den 3'ten alabilir. Sen alabilir misin? Ama onlar orada, ama onlar orada üretiyor. Biz oradan oraya ithal geliyor. Bir dakika bir. 35.000 ev kirası var. O 2000 pound ev kirası var. 2000 pound İngiltere'de 2000 pound ev kirası var. Öyle konuşma. Her şeyi oraya kır. Hayır. Dinliyorum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. 35.000 lira ev kirası var İngiltere'de. İngiltere'de 35.000 lira ev kirası var. Duruyorum. 2000 pound ev kirası var. Nasıl neredeyim? İngiltere'de mi yaşıyorsun? Evet. Benim İngiltere'de yaşamama gerek yok ki. Tamam. Ama siz ne dediniz biraz önce? Onlar şunu yiyorlar, bunu yiyorlar dediniz. Ben ona karşılık söyledim bunu. Demedim de. Sen İngiltere'de mi yaşıyorsun? İngiltere'de yaşamıyorum. Yaşamama gerek var mı? Biraz önce sizin verdiğiniz örnek koydu. Sen bunu, alıyorsun, onlar bunu alıyor dediniz biraz önce. Neyi? Bu telefonu siz 5000 lira alıyorsunuz, onlar şu parayı alıyor dedi. Evet. Tamam. Bir maaşını 3'ten alabiliyor dedim. Tamam. Evet. Adamlar 2000 pound ev kirası veriyorlar. 2000 pound minimum. İngiltere'de, Londra'da. Ama adamın evinde kadarmış. Spor salonu bile var abi. Nerede evinde spor salonu var? 5 odalı bir ev yani. 5 odalı değil. 1+1. Ben ona ev demem. Kümes derim. Ben ev gör, ben görürüm. İngiltere değil mi yani? Abi bir artı şu an ne demek burada bir artı bir ev yok. Türkiye iyi mi diyorsunuz? Yani? Türkiye iyi abi. Türkiye iyi. Allah'ıma şükürler olsun Türkiye iyi. PKK ile beraber değilim ben. Ben PKK ile beraber değilim. Sizin konuşmalarınız hep oraya gidiyor. Hayır. Ben PKK ile beraber değilim. Vara. Nasıl ne alakası var? Biraz önce konuşmalarınız hep oraya gidiyor. Yok ben hiç PKK'lı çıkmıyorum. Ben işletme mezunuyum. Ben eskiyi de biliyorum. Ben yeniyi de biliyorum. İşletme mezunu demek ekonomist demek. Yeniyi de biliyorum eskiyi de biliyorum. Hadi küçücük çocuklar anlamıyor. Olabilirler. Abi, sen anladın. Ben 48 yaşındayım. Ben Uludağ Üniversitesi işletme mezunuyum. Ben 51 yaşındayım efendim. Olabilir. Ben işletme mezunuyum. Ben ekonomi okudum. Ne? Sıradan rastgele. Ekonomi iyi, ekonomi kötü. Ne olmuş? Ekonomi iyi, ekonomi kötü. Nereden biliyorsun ekonomi iyi, ekonomi kötü? Bak burada mı? 4000 lira maaş alıyor bir dedim. Bak hepsi de sigortalı değil. Değil mi? Avrupa'da bir sigortası insan bulamaz. Bir dakika. Sigortalı yapmayan. Bak ben 1996'da Bursa'da 500 kişilik fabrikada çalıştım. O zaman kimse sigorta yapmıyordu. Şu anda git bir gün sigortası ol. Gidiyor seni şikayet ediyor. Neler çekiyor. Bir tane sigortası bulamazsın şu anda. Hepsi sigortası işçi kalmadı mı yani Avrupa Türkiye'de? Türkiye'de sigortası işçi yok. Eğer bir şikayet etseler anında sizi cezasını yersiniz. Öyle bir şey yok şu an Türkiye'de. Cezası büyük. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Bilmeden de gidip televizyonda konuşuyorsunuz. YouTube kanalında konuşuyorsunuz. Neyse. Niye bağırıyorsun? Bağırmama gerek yok ki. Sabahtan beri siz konuşuyorsunuz. Efendi konuşamaz mısın? Hayır herkes dinliyor sizi. Herkes de doğru söylüyor zannediyor. Doğru konuşuyor. Doğru. Herkes doğru söylüyor zannediyor burada sizi. Hayır. İyi dinle ama benim için fark etmiyor. İnşallah kırır olur. Ben Avrupa'dan geliyorum. Tamam nereden gelirsen gel. Avrupa'da gelenlerde biliyorum ben. Avrupa'dan gelenlerde biliyorum ben. Benim için daha iyi olur hemşehrim. Avrupa'dan gelenler. Git o zaman Avrupa'ya. Git Avrupa'ya o zaman. Git Avrupa'ya. Avrupa'dan geldin. Ne iş şikayet ediyorsun o zaman? Git o zaman Avrupa'ya. Devam. Ya benim için fark etmiyor. Devam edin. Ne güzel. Bizim için de fark etmiyor. Bir tane açız göster şurada. Aç göster. Kim aç? Kim aç? Kim aç? Kim aç? Göster kim aç? Abla kim aç? Kim aç? Bunu neye dayanarak söyleyebiliyorsun abi mesela? Hiç aç yok diye neye dayanarak söylüyorsun? Abla kim aç? Abla kim aç? Bekle ben de telefon. Kim abi şuradan? Kim aç? Kokması mı lazım? Abla benim aç. Durun kamerayı kapat. İngiltere'deki adam bak İngiltere'den Fethiye gelmiş yerlerde. Çünkü İngiltere'deki emekli maaşının yetmediği için geliyor Türkiye'de yaşıyor. Ben bir şey soracağım. Sadece bir şey soracağım. Aç bir insanın burada ağzını kokması mı lazım? Söylüyorsun kim açtır? Ama Allah'ıma şükürler olsun Türkiye devleti kesinlikle ve kesinlikle Kurtuluş Savaşı'nda bir çorbayla bir gününü geçirmiş bir çorbayla ama kusura bakma. Kurtuluş Savaşı'nda değiliz. Hayır. Şu anda Kurtuluş Savaşı'nda değiliz. Ama şu anda ama ağzında geldiği zaman ben Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyet vatandaşıyım. Bir dakika, bir dakika. Ben Almanya vatandaşıyım tamam mı? Almanya bazıları çıkıp diyor ya işte ya biz Almanya'dan gelmişiz burada aç yok şu yok bu yok.
Almanya'da doğrudur aç yok ama burada var var. Abi, niye sen Almanya'dan gelme burada kaçın nereden gördün sen? Nereden gördün ya? Getirdiğim oyunlar bana yetmiyor. Burada bana oyunlar. O direnen kişi senden de zengin, benden de zengin. Benden de zengin, senden de zengin o kişi. Buradaki oyunlar bana yetmiyor. Almanya'dan getirdiğim oyunlar bana yetmiyor. Ben evde cep telefonu yok. Ben 4 kişiyim. Şu anda 4 tane cep telefonu var evde. Teknoloji gelişti abi. Bunun için olabilir mi? Tamam teknoloji gelişti. Diyorum ki ben... Cep telefonu zenginlik midir? Cep telefonu zenginlik midir abi? Bir şey söyleyeceğim sana. Evet cep telefonu şu an için herkesin elinde var. Ben plastik ayakkabı giydim de ayakkabı aldım. Bak plastik ayakkabı giydim de ayakkabı aldım. Benim şu an olan Nike almadan ben ayakkabı aldım demiyor. Bak bak ne diyorum bak. Telefon ne kadar alıyorsunuz en basit örnek? 5 milyar. 5 milyar, 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar. Yurt dışında ne kadar bu telefon? 1000 lira. Yurt dışında ne kadar? Sen yurt dışında her şeyi karşılaştırıyorsunuz ama yurt dışındaki her şeyi karşılaştırın. Bakın dergiyle buraya 5000 liraya aldığınız telefon bak, 10 bin lira alıyor vergiyle. Tamam. Bir saniye beni dinleyin. 10 bin lira. Vergi kim getirdi? Kemal Derviş getirdi. Bu telefonun... Vergi kim getirdi? Kemal Derviş getirdi. Abi bir şey... Kemal Derviş şu vergiyi getirdi demediniz. Bir şey söylememe bugün... izin verir misin? Tamam, bu telefon neden 10 bin lira diyor musunuz? Neden bu kadar çok vergi hayır, diyor musunuz? Hayır demiyorum. İşte sorgulamıyorsunuz senin, abi. Sorgulamıyorum. Siz sorguladığınız hayır. zaman vatandaş olacaksınız. Bir dakika dur sebebini söyleyeyim. Hangi esnaf, zengin mi? Hangi esnaf bugün vergisini tam veriyor? Hangi esnaf vergisini tam veriyor söyleyin bana. Kim tam veriyor? Demek hükümet işi yapıyor. Bir dakika ben malimi çağırırım. Tek tek bir saniye abi dinleyeceksen. Demek ki sen de doğrusun. Hükümet denetleme işini yapmıyor. Çok güzel bir konuya değindi. Bir dakika. Bir dakika beyefendi bir dakika. Ben aynı zamanda mali müşavirim, ruhsatlı mali müşavirim ve bu mesleği yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Beni iyice dinleyin. Niye yapmıyorum? Çünkü ben esnaftan aylık paramı alamıyorum. Bir. İkinci, herkes geliyor bana muhakkak bir dakika bir dinleyin beni. Almanya'dan gelmişim. Bir dakika bir dinleyin beni. Mesleğim olarak. Bir dakika. Anlamadınız. Lütfen bir dinleyin. Dinlemezsiniz. Hayır ben Almanya'dayım diyemedim. Bir dakika. Almanya Cumhuriyeti vatandaşıyım. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Beni bir dinleyin. Bir dakika beni bir dinleyin. Beni bir dinleyin. Dinlemek istemezseniz zaten konuşmuyorum. Abi bir saniye. Dinlemek istemezseniz zaten konuşmuyorum. Dinleyin. Bir saniye. Abi 100 lirayla buradan alma 100 lirayla git oradan al oradan. Oradaki 100 orada da aynı değil. Ben bir onu yapayım. Güzel bir konuya değindin. Aynı değil. Çok aynı güzel değil. Bir konuya da vergiden bahsediyorsun. Bak vergiden bahsediyorsun. Türkiye'de vergi toplanmıyor. Neden? Kanun çıkıyor. Ben mali müşavirlik yapmışım. Kanun çıkıyor. Üstten alta kadar ben nasıl vurarım? Tamam mı? Nasıl halkın cebinden... Bir dinleyin lütfen. Niye hemen dakikada bir böyle yapıyorsun? Bir dinleyin. Bir dinleyin. Ama bırakmıyorsun ama. Bir dinleyin. Ama bir dakika beni bir dinleyin. Ama devlet olsa bana ayda 30 bin lira maaş verir. Tamam mı? Tıkır tıkır vergiler ödenir. Ama ben paramı esnaftan alamadığım zaman var ya. Esnaf bana, benim patronumdur. Bana diyor ki ben sana para vermiyorum. Niye? Benden vergi kaçır. Tamam mı? Devletliğini yapmıyor bu. Çünkü üstten bir kanun. Beni bir dinle lütfen böyle yapma. Tamam. Devlet kanun çıkardığı zaman bize geliyor böyle. Açıyoruz. Kanun tebligler değişmiş böyle. Tamam mı? Tebliglerde açığını arıyoruz. Açığını. Tebligde açığını arıyoruz. Diyoruz ki ya devlet nasıl bir açık bıraktı da hem yukarıdan vursun hem aşağıdan vursun. Tamam mı? Çünkü biz mali müşavirler, muhasebeciler tamam mı? Hak ettiğimizi alamıyoruz. Ve esnafa vergi ödettiremiyoruz. Çünkü devlet bunu engelliyor, bilinçli olarak engelliyor. Anlıyor musun? Bir de dinle. Eğer ben, çünkü çok konuşuyorsunuz. Eğer ben ayda 20-30 bin lira devlet bana verirse o 2-3 bak yine konuştun işte. Yine konuştun. Söylüyorum. Bırakmadı ki devamını getireyim. Tamam. 2-3 maaş alana işte bu bakanların işte danışmanlarıdır şudur iki kelime bir araya getirmeyenlere para veriyorsa onu getirsin bana versin. Ben devleti bir sene içinde zengin edeyim tamam mı? Gidin bakın Ankara'da hangi bakan yardımcısı, müsteşarı veya danışmanı iki kelime bir ara. Danışman ne demek? Danışman bir konu hakkında. Hayır, bilip bilmediğini nereden biliyorsun? Söyleyin bana nereden biliyorsunuz? Hayır, size demiyorum ben bak burada kamera var. Demiyorum. Tamam hayır. Kamera var da hayır, bir tane var. Bakan yardımcısının ismini söyleyin ve şunu bilmiyor deyin. Hadi söyleyin bana bir tanesi ismini ben, söyleyin. Ben sana bunu söyleyeyim. Bir tanesi Ankara'da. Ankara'da. Bir dakika. Bir milletvekili bile çıktı dedi. Donald Trump dedi bakkaldan dedi şunası benim babam matematik. Binali Yıldırım. Bizzat danışmanı onun amcasının oğlu Ankara'da tanıştık. Böyle göbek böyle tanıştık. Evet iki kelime bir ara gidiyor. Dosya var mı? Dosya istiyor. Niye dosya istiyor? Niye Çukurambar'a gelip bir dakika.
Ya Çukurambar'a gelip ne dosyası istiyor bu? Dolaşıyor. Kimin dosyasını istiyor? Ya ben bu işi yürütürüm, şunu yaparım. Bakıyorum iki kelime bir araya getiremiyor. Bundan danışman olursa Binali Yıldırım'dan ne olur? İspat edeceksin, getiremedin ispatçı. Binali Yıldırım'ın neler yaptığını biz gördük. Ben şuradan uçak geçerken uçak diyordum, uçağın ne olduğunu bilmiyordum. Ama şu an otobüste İstanbul'a gitmiyorum ben. 21. yüzyılda 21. yüzyılda yaşıyoruz. İşte diyorsunuz ki 20-30 yıl evvel işte yol yoktu. Tabii ki olacak. Avrupa Birliği sana fon veriyor. Fon veriyorsa onu yapacaksın. Abi, bunu yapacaksın. Sen görmedin de ben 80'de gittim uçağa. İyi mi? Hem de Ankara'da. Hocam ben siyasetçi. Sayılıydı. Uçak sayılıydı. Herkes yukarı bakıyordu. Afrika'da bile var hemşerim uçağı. Bir saniye. Ben de siyasetçiyim. Bir de gençler bir dakika müsaade edin. Bir siyasetçi arkadaşınız olarak ben de fikirlerimi yer edeyim. İstanbul'a evet. Abi bir dakika müsaade edin. Şimdi hocam ben kuruluşundan bu yana AK Partiliyim. İlk oyum Allah'a şükürler olsun AK Parti'ye verdim. Yarın seçim olsa AK Parti, arkadaşlar bir saniye. Yarın seçim olsa yine AK Parti'ye veririm. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğu sürece yine AK Parti'ye veririm. Şimdi sebep. Ben tarih de okudum. Yakın siyaseti de çok iyi bilen bir insanım. Bir saniye. Ben kimsenin lafını kesmedim. Bir saniye. Şimdi hocam. Cumhurbaşkanımız her seçim öncesinde meydanlara çıktığında ne diyor? Bu ülkenin bir beka sorunu var diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu ülkede bir muhalefet partisi var. CHP. Şimdi bütün ülkelere bakın. Muhalefet partileri bir ülkede o ülkenin faydasına göre muhalefet yaparlar. CHP'li milletvekilleri ne diyor? Bizim görevimiz muhalefet yapmak. AK Parti dünyanın en iyisinde yapsa biz bunu kabul etmiyoruz. Biz hepsini yanlış diyeceğiz diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben CHP'nin başında olsam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde CHP'yi ben yönetsem ve benim derdim iktidar olmak olsa, ben ilk önce şunu yaparım. Derim ki seçmenime, kitleme, arkadaşlar ben Cumhurbaşkanı ne diyor? Her seçimde beka sorunu var diyor, değil mi? Doğru. Beka sorunu olarak da kimi gösteriyor HDP'yi? Evet. Ben istiyorum ki HDP kapatılsın. Bunu ben söylerim. Derim ki HDP kapatılsın. Bunu dedikten sonra HDP ile işbirliği yapıp orada gelecek %5, %10'a oya bakmam. Ben kitlemin bana getireceği oya bakarım. Şimdi bu tam tersi oluyor. Bakın ülkede ne oluyor? Kim işbirliği yapıyor abi HDP ile? CHP ne oluyor? Ben size nereden biliyorsunuz? Anlatıyorum işte. Sordum cevabı. Ülkede ne oluyor? Kanıtınız var mı böyle bir şekilde söyleyebilir misin? Bak müsaade et. Kelime kelime geleceğim. Abi sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyor musun? Ben Türkiye vatandaşıyım. Bir saniye. Lafımı bitireyim. Suçlu mu? Ben bak, suçlu lafım, mu? Evet. Kabul ediyor mu? Evet. Mecliste ne işi var? Şimdi onu söyleyeceğim. Müsaade mecliste etmezseniz, ne işi var? Bir dakika bir efendim. Bir saniye. Neden HDP diye bir parti? Bir saniye. Allah. İşte onu söyleyeceğim. Bakın ama müsaade etmiyorsunuz ki. Ben... Ne diyeceğimi unutturdunuz ya. Bir saniye. Şimdi bak anlatıyorum. Biz niye AK Parti, niye CHP kapanmasın da HDP kapansın? Ben onu sana söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Bir dinle. Şimdi bu ülkede hapisteki bir insanı milletvekili adayı göstermek kimden çıktı? CHP'den çıktı. İlk. Şu an AK Parti'den de çıktı. AK Parti, CHP, milletvekili. Hiç kimse milletvekili olamaz dedi. Bir saniye. Var şu an vardı. 30 aydır meclise uğramıyor. Vekil maaş alıyor. Şu an PKK ile fotoğrafı olan HDP'li milletvekili ya bu kadar olmaz yani. İnsan aklıyla bu kadar dalga geçmez. Bir saniye arkadaşım. Başta orayı davet etti. 40 tane HDP'li milletvekili varsa bugün senin bir bardak su aldıysan onun vergisiyle, ben sigara aldıysam benim vergimle, senin telefon faturan verginle biz bu insanların maaşını ödüyoruz. Ve şimdi diyorsun ki sen HDP ile AK Parti, CHP'nin işbirliğini yaptığını nereden biliyorsun? Gir bak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğ Soyer HDP'den terör örgütüne, suç örgütü üye olmaktan aranan bir kadına Amerika'da yaşadığı halde, Avrupa'da yaşadığı halde, Amerika'dayım tam emin değilim, maaş bağlıyor. Maaş. Saniye abi. Taş devri bitti, taş devri. Çek. Ne oldu? Veysi atıyorlar. Veysi atıyor. Amca kaçtı. Amca. Gel amca. Tamam da amca. Gel. Amca kaçıyor ya. Polis geliyor, sıkıntı. Polis mi? Hani nerede?